Evet sevgili izleyenler, merhaba. 2 haftadır program yoktu canlı yayınlardan dolayı. O kadar özlemişim ki böyle sevinç ve coşku doluyum inanın. Aslında birkaç gündür birazcık üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Uzaktan akrabalardan bir çok sevdiğim bir yengemiz vardı. O vefat etti. Evlatlarına ve yakın akrabalara başsağlığı diliyorum ben buradan aynı zamanda. Her gün birçok insan Rabbine kavuşuyor. Hepimiz bir gün onu yaşayacağız ama tanıdığım birisinin başına gelmesi, yakından birisinin başına gelmesi de insanı haliyle üzüyor tabii ki. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine ve tüm şehitlerimize diyelim aynı zamanda. Evet, bugün kimler varmış? Bugün Emine Aygün bizimle birlikte. Emine Hanım bir kere katıldı programımıza. Fakat izleyenler bilir. Evet, çantalar, Vayu çalışmaları var önünde. Harika çantalar var. Hepsini göstereceğiz. Ve nasıl kurslar varmış kendisinden bilgiler alacağız. Ayşe Hocam bizimle beraber, evet Karatay Halk Eğitim'deki Ayşe Yılmaz bizimle birlikte. Çok güzel bir çalışması var yine onun da. Harika bitmiş ürünler var. Onları da göstereceğiz inşallah. Ve Mediha Hanım bizimle birlikte. Mediha Büyük Tokatlı Mefruşat alanında Karatay Halk Eğitim'de görev yapan bir hocamıza da bakalım neler yapacaklarmış. Çok güzel işler getirmişler sizler için. Hayat devam ediyor biliyorsunuz. Ölümlerde, doğumlarda her şey bizim için. Yani bir şekilde yaşamak zorundayız. Değil mi hocam? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Dostlar sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Hastaydı 4 yıldır. Mekan cennet olsun. Mekan cennet olsun inşallah. Evet. Sevdiğimiz bir akrabamızdı, yengemizdi. Diyecek fazla bir şey bulamıyor insan. Sözün bittiği yer derler ya. Evet. Hakikaten öyle. Yapacak fazla bir şey yok. Allah evlatlarına sabır versin. Aynen. Evet, Emine Hanım. Bahsettim az önce Vayu çalışması dediğim. İlk defa bu programı yani sizin katıldığınız programı ilk defa izleyecek olanlar için hemen kısaca bir açıklama yapar mısınız? Nedir Vayu çalışması? Vayu çanta yurt dışında Kolombiya'dan gelmiş bir çanta. Kolombiyalı bir kabilenin ördüğü bir çanta. Kabilenin ismi Vayu. Onun için Vayu çanta ismini almış. Sık iğne tekniği, bildiğimiz sık iğne tekniğinin biraz farklı yapılışı. Aslında çok özür dilerim sözünüzü kesiyorum ama aslında balık sırtı dediğimiz yani herkesin bildiği evet, tarzda belki örülen bir sık iğne. Evet. Fakat arkasını döndürmediğimiz için sürekli ön yüzden örüldüğü için evet, dönerek çalışıldığı için farklı bir çalışma gibi evet, görünüyor değil mi? Bir de içinden fazla ip gidiyoruz. Hani 5-6 evet, renk oluyor birden. Kullanıyoruz. İşte iplerin geçişi önemli. Model oturtması önemli. Modellere hani artış çok önemli. Tabanda çok ilk başlayanların gözü çok korkuyor. Tabanımız evet, nasıl düz olacak? Ben de böyle hayretle bana da çok soruyorlar. Hocam tabanları nasıl düz yapacağız? Artırmaları nasıl yapacağız? Hiç telaş etmesinler. Hiç korkmasınlar. Yani bu sonuçta iplerle yapıyoruz. Olmazsa sökersiniz tekrar yaparsınız. Değil mi? Tabii. Yani. Kurs açıklamalarını biraz gösterelim ondan sonra yapalım. Şimdi tamam, ilk defa izleyenler nasıl tamam, bir şey diyecekler. Hemen şu tabanları biz elimize alalım mı? Olduğu yerden siz gösterir misiniz arkadaşlar? Gösterelim. Ya tabanları herkes biliyordur. Evet. Süper. Harika bir şekilde ekranda şu anda. Çok güzel. Mutlaka şablonumuz oluyor. Şablonlarımız aynı mutlaka. Aynı karevi çalışlar gibi değil mi? Tabii ki. Gövde ve taban şablonlarımız var. Ona göre çalışıyoruz. Şablon okumayı da tarif edeceğim ben şimdi. Bunun için bize neler gerekli? Bunun için bize her türlü iple olur. Yani bozulmayacak, böyle tüylenme yapmayacak olur ama orijinaline en yakın ip etamin orlonu. Etamin iş orlonu. Şöyle iplerimiz. Bunları 2 kat sarıp yumak yapıp öyle kullanıyoruz. Evet, tek kat ince gelir. Tek kat ince gelir. Modelimizde kullanacağımız renkleri ayarlıyoruz. Tığımız, şablonumuz, başka hiçbir şey gerekmiyor. Kaç numaralı tığ kullanıyoruz? 2 numara tığla, 1.75. 2 numara tığla yapıyoruz. İpin tamam, kalınlığına göre değişebilir. Farklı ip yaparlarsa. Ben bu tabanı getirdim, bunu göstereceğim tamam, bugün.
Yani biz daha önceki katıldığımız programda taban başlamasını göstermiştik ama çok da ara verildi. Kaç hafta birden geçti üzerinden. Evet. İnsanlar yani çok bir şey anlayamadı. O yüzden yeni baştan başlıyoruz. Tamam. Nasıl başlıyoruz? Gösterelim. Sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkayı ben bahsedeyim, göstereyim. Tamam. Baş parmağımız, iki parmağımızın üzerine ipi alıyoruz. Elimizin üstünde X işareti yapıyoruz. Tığla arkadan girip üstteki ilmeği çekiyoruz. Bunun içine 8 tane sık iğne yapacağız. Baştakini çok sıkmamamız lazım. Döndüğümüzde ona batacağımız için zorlanmayalım. Baştakiyle birlikte 8 tane olacak. İlk başladığımızla birlikte 8 tane evet. olacak. Mutlaka 8 sık iğne ile başlıyoruz değil evet. mi? Hepsi öyle yani. Hepsi öyle. Peki ilk başlayanlar böyle desenli tabanları hemen yapabiliyorlar mı? Yaparlar. Çok zor değil. Evet, sihirli halkanın kolaylığı o. İpi çekip ipi çektiğiniz zaman ortaları evet biliyorsunuz ortası çok şöyle uzun oluyor. Delik kalmamış oluyor. Sihirli halkayı yaptıktan sonra 8 tane sık iğnemiz var. 8 tanenin her ilmeğine 2 defa batacağız. 16 ilmek elde edeceğiz. Evet, çoğal büyümesi için. Aha. Evet, taban çapımızın büyümesi için artırmalarımızı her ilmeğe 2 defa batıyoruz. Yoksa büyümez. Bir de vayu çantada normal sık iğne değil, aralarına değil, arkadaki kanada batıyoruz. Şu arkadaki. Yani tam arkadan alınmıyor da üstten diyorum üstteki, ben. Üstteki evet. Anlaşılabilmesi için. Sık iğnenin tek kanadına batıyoruz hı hı. yani. Burada ben size ip geçirmesini de göstereyim. Tamam. İpleri nasıl hı hı. alacaklarını. Evet zaten biz hemen örgütlendik. Şey yapacağız hocam. Bizim için de bir workshop yapacaksınız evet, inşallah. Yapacağım tabii ki. En az kaç kişi olması gerekiyor? Yani verimli olabilmesi için 5-6 kişi olsa olabilir. 5-6 kişi yeterli. Yani o süper biz şu anda 4 kişiyiz bile hemen. Tamam. İçinden kullanacağımız çantamızda kullanacağımız ipleri elimize alıyoruz. Tamam. Tığı battıktan sonra onu araya hapsediyoruz ipleri. Bu defa üstünden öreceğiz. O arada kalacak. O ipler arada bitene kadar yürüyecek. Örerken arkadan kontrol etmemiz lazım. İp görünürse evet, hafiften onu çekmek lazım. Kalmasın. İçinden geçen ipleri çok çekerseniz bu defa tabanınız büzülme yapar. Evet. Onu zamanla evet. yapa insanın eli alışacak herhalde. Buraya kadar tamam ben modelimizden devam edeyim. Tamam. Tamam sihirli halkayı yaptık. 8 tane doldurduk içine. Onun dışına 8 tanenin üstüne 16 tane. Her hı hı. ilmeğe 2 defa battık. Büyümesini sağladık. Her seferinde her ilmeğe 2 mi batıyoruz? Hayır. Şimdi ilk sırada 8, ikinci de 16 oldu. Ondan sonra bir tane örüp bir tane artırıyorum ben. Heh. Ondan sonra ikinci sırada 2 tane örüp bir tane artırıyorum. Yalnız modelimize göre değişiyor. Eğer hani modelimizde az önce bahsettim ya. Hı hı. Şurada. Sayıyla yapacağımız zaman buradaki şablondan da bakarsanız yeşil yerler 3 tane ilmek. Hı hı. Bunlarda artırma yapamıyoruz. Aralarından artırıyoruz. Evet. Yani ana rengindeki olan modellere, yerden tabii, modellere ona bağlı dikkat kalarak. Edeceğiz. Evet. Tabii. Sonra 3 tane örüp bir artırıp sonra 4 örüp bir artırıp öyle mi büyüyor? Öyle devam ediyorum hocam? Evet. Çantamız aslında bitene kadar 25 santim, 26 santim çalışıyorum. Hı hı. Çantamız bitene kadar artırmalarımız devam ediyor. Hı hı. Bitene kadar dediğim 10'da 1, 15'te 1 de olabiliyor. Büyüdükçe araları tabii ki. Tabii. Şimdi o sayı sürekli büyüyor. Evet. Bu tabanı göstereceğim size. Tamam. Akşam başladım. Hı hı. Buradan göstereyim size nasıl yaptım buraya kadar. Tamam. Yine 8 sihirli halkayla başladım. 8 tane sık iğne yaptım. Üstüne 16 tane doldurdum. Hı hı. İkinci sırada bir ördüm bir artırdım. Üçüncü sırada iki ördüm bir artırdım. Üç ördüm bir artırdım. Böyle büyüyor çantamız. Hı hı. Modelini de girdim. Modeline başladım. İp geçişini de göstereyim ben size.
Evet, o da çok renk merak kapatmayı. Konusu. Evet. Hı-hı. Diğer renge geçeceğim zaman normal sık iğneyi yaptığım gibi batıyorum. Yalnız çekmiyorum aynı renkle. Maviyi öreceğim için mavi rengi alıyorum. Mavi ile çekiyorum. Evet. Evet, yalnız içi dar olan, biraz sabırsız olanlar bence hiç başlamasın. Çünkü bu iplerle uğraşmak, hani örgüyü örmek değil de galiba, değil mi hocam? İpler biraz insanı sıkıntıya sokabilir. Sokmaz, sokmaz. İlk zaman öyle zannederler de. Ben sepeti onun için getirdim. Çok soruyorlar. Hocam iplerimiz dolaşıyor. Ne yapabiliriz? Onun ha, için evet. Benim iplerim çantam bitene kadar hiç dolaşmaz. Gerçekten. Öyle sırayla koyuyorum. Kaç tane renk olursa sepeti olsun. Sepeti bir gösterebilir miyiz? Yani herhangi bir evde ayakkabı kutusu olabilir. Yani şart değil sepet olması. Böyle iplerini sıralasınlar. Ayakkabı kutusundan delik açıp öyle çalışabilirler. Aa, evet. Aa, bunun deliklerinden de geçirebilirsiniz. Geçirebilirler. Ben bugün böyle örnek olsun diye getirdim. Hı-hı, hem bahsedeyim. Süper. Hangi ipin sırası geliyorsa, hangisini öreceksem onu alıp örüyorum, bırakıyorum. Hı-hı. Mesela sarının sırası geldi. Sarıyı alıp örüyorum, bırakıyorum. Hiç evet. Birbirine karışmıyor. Bozulmuyor dolaşmıyor. Hiç. Aa, çok hiç. Güzel. O da güzel bir püf noktası. Evet. Evet. Değil mi? Hı-hı. Süper. Ayşe hocam vallahi dikkatli dikkatli bakıyor. Kesin yapacak. İnşallah. Bu ipler arasından çantamız bitene kadar yürüyecek. Evet. Neresine batıyorsunuz? Yavaş bir şekilde. Tamam. Şu anda tam harika bir şekilde ekranda hocam. Arka kanadı. Sık iğnenin tek kanadına batıyoruz. Evet. Ortasına ortası değil. Şimdi burada artırmamızı yapacağız. Hı-hı. Ve renk geçişi yapacağım. Maviye geçeceğim. Turuncuyla örmedim. Dikkat ederseniz hı-hı. Maviyle aldım. Yoksa kapattım. Orada değişik bir görüntü tabii, olur zaten. Turuncu mavinin üstüne kayar. O evet. Zaman hem model bozulur. Bir tane mavi yapılacak orada. Evet. Ve sarıya geçecek. Yapa yapa insan ele alışınca hızlanır herhalde değil mutlaka. Mi? Mutlaka. Şimdi yani ilk zaman belki biraz ilk çantada belki zorlanabilir insanlar ama. Hocam hangi şey ilk defasında güzel tabii oluyor? Tabii ki. Kek yapıyoruz aynen kabarmıyor. Öyle. Yemek yapıyoruz bazen yani, olmuyor. Yani aynen öyle. Tabii. Ama severek yaptığınız zaman gerçekten pes etmediğiniz zaman güzel sonuçlar i̇lk çıkıyor keki ortaya. Keki yapmaya uğraştığım zaman çok. Ben 3 kere falan çöpe dökmüşümdür malzemeleri. Ya iple uğraşıyoruz sonuçta yani. Bir de bu ziyan olmuyor. Şey söküp tekrar yapabilirsiniz. Tabii ki mutlaka hiç evet. Korkmasınlar, çekinmesinler. Şimdi şöyle bir şey. 1/3, 1/4 artırıyoruz. Ben bunu kurslarımda da sürekli söylüyorum. Bir taraftan da öreyim. Şablona bağlı kalıyoruz. Mutlaka bağlı kalıyoruz. Modele göre çalışıyoruz. Yalnız tabanımızın toplanmaması için ekstradan artırmalar yapıyorum ben. Nasıl arada oluyor? Modelin... Modelde onda, değil de orada modelin dışında kullanıyorsunuz. Fazladan evet fazladan artırma yapıyorum. Evet. O artık biraz da el alışkanlığından evet. Kaynaklanıyor zannedersem. Hani kulakları çınlasın çocukluk arkadaşım var benim bir tane Necla Hanım izleyen sürekli izleyenler bilir. O şey der. Örgü örerken ay burada bir tane ilmek fazla yapmışım falan derim bazen böyle ben. Orada sahtekarlık yapacaksın. Onu hemen yedireceksin der bana. Evet. Onun hesap. Yani o arada hemen bir tane fazladan. Tabii tabii. Yani önemli olan bizim işimizin güzel olması değil mi? Hı-hı. Tabanımızın düzgün olması değil mi? Hı-hı. Fazladan artırma gerekiyorsa artırırız yani sonuçta. Eksiltmek gerekiyorsa eksiltmek gerekiyorsa fazla. Mesela modelimiz 224 ilmekten oluşacak benim size göstereceğim ilmek. Ola ki 224 olmadı, 30 oldu, 230 oldu. Arada hı-hı. Onu sökmeyin. Evet. Arada birer tane atlarsınız, hı-hı. Onu tolere eksiltmiş edersiniz. Eksiltirsiniz. Güzel. Çok güzel. Yani her şeye çare var, bir ölüme mutlaka, çare. Mutlaka, aynen öyle. Pratikleşiyorsunuz sadece, sürekli yapa yapa. Evet. Peki hocam, şimdi şeyden bahsedebiliriz. Workshoplar nedir? Onların şartları ve kaideleri nelerdir? Tabii ki. Biraz izleyicilerimize açıklayın. Şimdi Türkiye'nin her yerinde talebe göre gidiyorum. Yani workshop nedir? Workshop'un içeriği bir günlük kurs. Bir günlük kurs diyelim. Evet. 5,5 saat, 6 saat falan sürüyor. İşte hı-hı. Katılımcılarımıza başlangıç için hediyelerimiz var. Sihirli halkadan çantanın bitimine kadar
bütün püf noktalarıyla, teknikleriyle nasıl yapmaları gerekiyor. 5 saatte yani temel bilgilerini veriyoruz. Anladım. Çantanın tamamının bitmesi zaten imkansız 5 saatte. Tabii ki. Ama öğrenmeleri gereken her şeyi öğretiyorum orada. Peki öğreniliyor mu? Gösteriyorum. Öğreniyorlar, yapmaya çalışıyorlar, yapıyorlar. Çok güzel, başarılı olan öğrencilerim var. Workshop, ben doğru mu söylüyorum? Workshop. Workshop, evet. Doğru söylüyorum. Workshop, evet. Bir günlük kurs demiştik hemen reklamdan önce. Bayı çalışmaları için Türkiye'nin her yerine gidiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Talep olduğu sürece. Peki atıyorum İstanbul'da istediler sizi. En az kaç kişi olması gerekir? 8 kişi falan olursa gidiyorum yani. 8-9. 8 kişiye gidiyorsunuz. Evet. Bunun cüzi bir şey de var tabii ki. Ücreti de var. Evet. Onu sizin telefon numaranızı alarak bizim santralimizden mutlaka öğrenebilirler. Evet. Vermiştiniz değil mi? İnternet adresimi de verirseniz oradan DM'den ulaşabilirler. Evet, İpin Hayal Yolculuğu. Evet, evet, çok güzel. Ben onun ismine bayıldım. Ne kadar ince ruhlu bir hanım olduğunuz oradan da belli zaten. Çok teşekkür ederim. Kız kardeşimin tavsiyesiyle onun şeyle. O da sizin kardeşiniz olduğuna göre onun da aynı şeydesinizdir umarım. Tahmin ettiğim kadarıyla. Evet, bir günlük kurslar veriyorsunuz. Çok cüzi bir miktar ücret karşılığında. Siz orada katalog dedim. Siz anlatın. Biz başlangıç için taban ve gövde şablonu veriyorum şablon zaten. Evet, şablon yani. Veriyorum, tığ veriyorum. 5 tane ipimiz başlangıç için gerekli olan çantamızı yapmamız için onlar her şeyi. Onlar ev çantalarını alıp geliyorlar. Sadece evet, öyle geliyorlar. 11'de başlıyoruz. 5,5-6 saat sürüyor yaklaşık. Sihirli halkayla başlıyorum. Yani artırması, model koyması, renk kapatması, renk geçişleri, ipi nasıl kontrol edeceğiz, kaç tane iple çalışıyoruz, şablon okuma, mesela yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Şurada modelimizi de göstereyim. Mesela bunlar şu kutucukların her birisi bir ilmek. Burada gördüğümüz. Şablon okuma dediğimiz buradan mesela 2, 4, 6 tane mavi, 6 tane pembe. Her biri sık iğneye eşdeğer bunların. Onları öğretiyorum. Tabanımızın bittikten sonra nasıl modele geçilir onu gösteriyoruz. Ve zaten o gün kurs bir günlük ama sonraki destekleriniz bitmiyor. Tabii ki WhatsApp'tan desteğim devam ediyor. Askılarının yapımını, taban hani çantalarında zorlandıkları yerlerde bana soruyorlar, danışıyorlar. Sürekli irtibat halindeyiz. Her zaman yanlarındayım, desteğim peki, devam edecek. Peki 2 gün üst üste ver bize kurs derlerse ne yapıyorsun? Veririm, hiç sorun değil tabii ki. Aynı şartlarda. Aynı, evet. Yine ona da devam tabii edersiniz. Tabii ki devam ederiz. En az 8 kişi olmak üzere o zaman toplaşıp diğer bütün illerden, Türkiye'nin her yerinden Emine Hanım'a ulaşabilirsiniz sevgili izleyenler. Çağırabilirsiniz, davet edebilirsiniz. Ayağınıza kadar gelen bir hizmet daha ne olsun? Üstelik çok cüzi bir miktar şey var, karşılığı var. Çok yüksek bir fiyat değil. Ve çok güzel paralar kazanabilirsiniz bunun üzerinden. Çünkü emekli olduğu için ücreti de gayet güzel. Yani iki tane çanta örseniz ayda bile, bir ayda bile iki çanta örülse. Aile bütçelerine katkıları olur. Çok güzel. Kendi el açtıkları çıkar, kendilerini daha güçlü hissederler, ayakları üstünde dururlar. Yani ailelerine süper katkısı olur. Program sonrasında hemen biz de bir tabii gün tayin ki edelim hocamla birlikte. Hocam. Hep beraber inşallah biz de burada bir. Tamam, bekliyorum inşallah. Çok memnun olurum. Ayrıca burada yapacağınız bir şey var ama günü belli değil zannedersem. Günü belli değil. Yayından sonra arkadaşlar kayıt aldım. Benden haber bekliyorlar. Yayından sonra belirteceğiz. Tamam. Tarihini, saatini, mekanını duyuracağım. Tamam. 8 kişi toplanan herkes sizi arayıp size müracaat tamam edebilir. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Daha göstereceğimiz tamam yerler konuşalım var ama ben devam edeyim. Hocalarımızı, evet siz devam edin. Bekletmeyelim. Ayşe hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. İlginizi çekti değil mi? Evet. Çok güzel. Güzel olmuş. Emine sağlık. Biz de öğrenebiliriz. Evet. Çok güzel işler getirmişsiniz. Onlar yazın. 2 haftadır burada evet bekliyor. Evet. Ben onları hemen göstereceğim ama kısaca bu nedir? Önümüzdeki nedir? Bu hocam çantası. Ben sadece anlatayım. Tamam, hemen anlatın. Ayşe hocam, oğluna selam gönderecektin. Oğluna. Tamam. Önce onu gönderiver. Onu bitirirken söyleyeyim, değil mi Mukadder Hanım? Nasıl isterseniz, unutmayın. Ben unutmayın o zaman önce geldiğim yeri, Mevlana Sanat Merkezi, Karatay Halk Eğitim'de görev yapıyorum. Mevlana Sanat Merkezi'nde kursun. Tamam. Buradan müdürüme, müdür mavinime, evet İbrahim çalışanlarımıza Bey toplantı yapacaktık. Evet. Haber bekliyorum sizden. Teşekkür ediyorum çok ilgisinden dolayı. Çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar.
Aynen ben burada öyle. Borcam çantasını anlatayım. Ne kadar kumaş çünkü lazım? Biz elimizde dikiyoruz. Ne lazım? Yarım metre artık kumaşlardan kullanıyoruz. Şimdi metre ölçüsü olaraktan yarım metrelik bir kumaş da yeter. Boy ölçümüz 1 metre 8 santim uzunluğunda bir kumaş kesiyoruz. Enini 30 santim eninde 1 metre 8 santim boyunda bir parça. Üst çantanın ön kısımlarına da 40 metre 40 santim eninde 32 santim pardon 40 santim boyunda 32 santim eninde bir kumaş daha kesip biz 40 yamacı olduğumuz için bunları elimizle yorganlıyoruz. Sonra bu ön kısımlarını tutturuyoruz makinede. Daha sonra ön çantanın ön kısmına girecek yerlerine işte farklı modeller. Evet, biz elmaları çok koyuyoruz. Zaten. Elma şu anda kursumuzda çok elma yapılıyor. Elma, evet. Çiçek ne olursa onları da yerleştirip aplikelerini yapıp daha sonra iç sof şeyini kumaşını geçirip bir yeleyip en sonra da İşte bu ön kısımlarını zaten oyuyorduk. Yaka gibi, bebek yakası gibi. Şuradan şöyle yapalım. Evet, evet. Oradan şöyle. Evet, çok güzel. Bitirdikten harika. Sonra da buralarına çubuklarını, daha sonra iç kısımlarına da cırt yapıp kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Evet, daha önce zaten bir tane uygulama yapmıştık evet, galiba, değil evet. mi hocam? Bunu yapmadık da getirdik, modellerini getirdik. Daha farklı modeller var. Onları göstereceğim şimdi inşallah. Çok fazla vakit kaybetmeden ben hemen Medya hocama da bir söz verip ondan sonra işlerimizi göstereceğim Allah nasip ederse. Tabii işlerimize biraz bunun zamanımız. Üzerinde göstermek istediğiniz bir şey varsa yine beni uyarın. Tabii. Ben sizin yanınıza geleyim. Bunun ölçüleri zaten biz kendimiz bir borcam tepsisini koyaraktan bir kalıp oluşturduk. Daha sonra kestik. Çok da güzel oldu, çok da şık oldu. Hani Konya'da hanımlar günlere giderken falan pasta getirip götürüyorlar evet, bazı günlere evet. kendileri hazırlıyorlar. O çok güzel oluyor. İşte evet, onu, gerçekten. Bunu ellerine alıp götürebilirler. Harika bir şey. Evet. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet bu arada sizden gelenler geliyor sürekli. Yönetmenim gösteriyor ama telefon numaramızı ekrana yazarsak arkadaşlar iyi olur. Zeynep Hanım'ın bir mesajı var. Konya'dan Emi herhalde anladığım kadarıyla. Eşi boşuna mesaj yazma, seni çağırmazlar demiş ama programa katılmak istiyormuş o da konuk olarak. Neden çağırmayacağız? Biz böyle el emeği yapan, evine ve ülkesine katkıda bulunan herkesi davet ediyoruz. Elimizden geldiği kadar herkesi çağırmaya çalışıyoruz. Zeynep Hanım santralimizi arayın 444-0155 numaralı. Santralci arkadaşımıza adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı bırakın. Biz inşallah en kısa zamanda arayalım ama şu referandum olduktan sonra diye söz vereyim ben size. Çünkü çoğunlukla birçok hafta, mesela haftaya program yok. Olmayabilecek canlı yayınlardan dolayı biz oylarımızı bir kullanalım inşallah hayırlısıyla. Ondan sonra sizlere ben yavaş yavaş ulaşacağım. Evet, teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. Çok mesaj var. O kadar çok var ki hepsini okumam mümkün olmuyor biliyorsunuz. Vakit kaldıkça okumaya gayret edeceğim inşallah. Teşekkür ediyorum herkese. Evet. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Size de teşekkür ederim tabii ki. Merhabalar. Kısaca sizi tanıyalım hocam. Biz de daha önce, ben de daha önce gelmiştim buraya. Ben İstiklal Kurs Merkezi'nden geliyorum. Karatay Halk Eğitim. Karatay Eğitim. Halk Eğitim'e bağlı çalışıyorsunuz evet, siz evet. de. Evet, buradan Karatay Halk Eğitim Müdürümüze, müdür yardımcılarımıza, bütün hocalarımıza sevgi, selam gönderiyorum. Öğrencilerimize. Aynı zamanda İstiklal Kurs Merkezi'ne. Daha önce dediler, buradan hepsini selamlıyorum. Aileme selam gönderiyorum. Herkese buradan sevgiler evet. gönderiyorum. Bu arada unutmadan... Biz unuttuk öğrencilerimize selam göndermeyi. Evet Ayşe Hocam öğrencilerime de. Bütün öğrencilerime çok selam gönderiyorum. Çok güzel işler hepsinin yapmışlar. Hepsinin ellerine hepimiz. Sağlık. Onlar çok seviyorum. Sağ Hı-hı. olsunlar, var olsunlar. Emine Hocam'ın da babacığının doğum günüymüş aynı zamanda. Evet, biz babaları, anneleri çok seviyoruz. Onları Allah uzun süre başımızdan eksik etmesin inşallah. Adı neydi babanızın? İsmet Keleş. İsmet Keleş.
İsmet amcanın ellerinden öpüyoruz. Doğum günün kutlu olsun İsmet amca. Nice sağlıklı uzun güzel yıllara inşallah diyorum ben. Hemen size de söz vereyim. Siz de kutlayın babanızın doğum gününü. Babacığım seni çok seviyorum. Aramadım bilerek buradan kutlamak istedim. Doğum günün kutlu olsun. Allah nice uzun ömürler versin. Sağlık saat içinde inşallah hep birlikte uzun yıllar yaşayalım. Amin. Sizi inşallah. Çok seviyorum annemi de babamı da. Sevilmez mi? Anneler aynen, babalar evet, her zaman çok sevilir. Evet. Biz onları çok seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Annelerimiz babalarımız iyi ki varlar. İyi ki varlar. İyi tabii ki. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. İnşallah. Tabii. Evet, şu elimdeki çanta şeklinde. Biz yumurtlayan battaniye çok yaptık burada. Fakat bu biraz daha farklı. Sevgili izleyenler. Şimdi Medya Hocam onu tarif edecek bize. Nasıl farklı derseniz, bir kere taşıması zaten kulpu var. Çanta gibi gezmeye giderken alıp götürebiliriz rahatlıkla. İlk farklılığı orada. Hemen arkasından açınca zaten göreceksiniz. Burada yastık. Yastığını çıkartıp bebeğimizi yatıracağız. Ama hemen onun akabinde şurada cepler var. Gördüğünüz gibi. Cebinin içinde bir tanesinde örtüsü var. Örtüsü var. Uyuduğu evet, zaman üzerine örtmek için. Bunu zaten altına seriyoruz. Altını değiştireceğiz ya da bebeğimizi herkesin oturduğu yere yatırmamak amacımız özellikle o zaten. Hı hı. Bebeklerimizi her şeyden koruyoruz. Ve buraya da cepler yaptım. Taşırken de buralarına biberonu. İşte biberonu varsa biberon yani, kullanıyorsunuz. Hı. Ya da ıslak mendilini, evet, evet, işte ya da altına bağlayacağımız bezini, hı hı, ne varsa oraya koyabiliyorsunuz. Ay ben, bu benim çok hoşuma gitti. Evet, hemen bunu kaça mal oluyor hocam? Hocam şimdi biz şunun yani normal dikiş bilen herkes, hı hı, şunu çok amaçlı örtü diyoruz, tost tamam, diyoruz aynı zamanda. Bundan çok da kolay. Ha, yarım metre. Şu tost kumaştan yarım metre alınacak. Hı hı. Tekrar üzerine işte kombi yapmak için içinde bir renkten, hı hı, kombisine hangi renk uygunsa bu kumaştan da bir metre yeterli oluyor. Evet. Aldıktan sonra yani çok basit bir şey bu. Evet, öbür yumurtlayanlar fermuarlı olduğu için, hı hı, biraz öğrencilerimiz zorlanıyorlar. Fermuarı takma konusunda, ne bileyim işte katlama konusunda, dikme de özellikle. Bu şekilde bu fermuarsız falan daha basit oldu. Evet. Bizim kursta dikmeyen kalmadı hemen hemen. Harika, çok herkes güzel. Herkes torununa, çocuğuna. Çok güzel olmuş gerçekten. O çok şekilde maliyeti de çok yüksek değil. Yani uygun. Kendileri dikerlerse evet, çok cüzi bir miktara değil mi? Aynen, aynen. Evet, öyle. Şey yapabilirler, çıkartabilirler. Evet. Biz nasıl, önce şimdi, nasıl yapıyoruz peki? Uygulama nasıldı? Bitmişi, bir metre bitmişi boyu şu şekilde. Hı hı. Bir metre boyu bitmiş şeklini söylüyorum. 45 santim eninde bu çok amaçlı örtü dediğimizi kesiyoruz. Evet. Yalnız bitmiş şeklini diyorum. Dikiş paylarını koymayı unutmasınlar arkadaşlar. Tabii siz onu bitmiş artık, şeklini bitmiş tarif ediyorsunuz. Ha, tarif ediyorum. Hı hı. Sonra üst yuvarlağını hani bunu üzerine koyup veyahut da bir kalıpla da hı hı, daha güzel olur. Yuvarlak tarafımızı da 35 santimden kestiriyorum, hı hı, ben, kesiyoruz. Alt kısmımıza bu cepleme, hı hı, yaptığımız, hı hı, kısımda 28 bitmişi. Hı hı. Tabii 30 santimden kesip ucunun kıvırması falan var. İstedikleri kadar küçültüp büyütebilirler. Tabii ki. Bu normal dikilen. Bu, aynen. Standart evet, bir hı-hı, ölçü. Değil evet, mi hocam? Evet, evet. Bu ölçü, hı-hı, standart ölçümüz ama yok bu çok geniş olmuş, boyu çok uzun olmuş. Biraz daha küçük yaparız derlerse onu kendi onu kendileri kısaltabilirler. İstedikleri şekilde, hı-hı, alt kısmını küçültebilirler. Üst yuvarlak kısmını. Hı-hı. Onu kendi isteklerine bağlı. Bu şeyin çok amaçlı örtünün ucundan da çok az bir parçamız kalıyor. Hı hı. Ben onu da ondan da yastık yapıyorum. Ha, yastık. Ay, çok güzel. Ucundan da kumaş kalmışken dedik. Hı hı. Yastık yaptıkken bu da çok amaçlı örtümüz. Evet. İçine elyaf doldurtuyorum. Zaten elyafla makineye atılıp yıkanabilen aynen yani bir şey olduğu aynen için. Aynen öyle. Temizlik çok kullanışlı. Olarak, kesinlikle. Herkesin rahatlıkla da yapabileceği. Aynen öyle. Hatta 5 dakikada Beşiktaş derler ya, öyle bir tabir i̇şte, vardır. Onun gibi bir şey. Evet Mukayyet Hanım, şimdi dikiş bilen herhangi bir insan, herkes bunu çok kolay bir şekilde yapabilir yani. Evet. Örtüsü çift katlı mı yaptınız? Evet. Örtümüzü tek katlı da yapılabilir ama çift katlı yapılsa daha güzel olur. Daha güzel olur. Evet. Etrafına
Bu öğrencinizin mi? Evet, bunu öğrencimiz çok dikti. Çok şık olmuş. Hatice çok Hanım'a güzel. Buradan sevgiler. Kendisi dikti programı harika için. Harika olmuş. Örgü için de ne kadar gerekli kumaş? Ben şunu 1 metre demiştim ama 2 metre olursa... Evet, bunu unutmuştunuz onda, değil evet, mi? Evet, onu unuttum ben. Onu unuttum ben. 2 metre bu renkli, içindeki olan renkli kumaş veya puantiyel, kötü kareli de olabilir. O da çok değişik bir hava veriyor. 2 metre olduğu zaman örtüsü yastığının ucuna katıyoruz şeyi rengimizi. Hatta şöyle de diyebiliriz. Bunu evde birçok bu şekilde pamuklu kumaşlarınız varsa bu kumaşı da gidip almanıza bile gerek yok. Aynı kumaştan buraya da uygulayabilirler değil mi? Tabii ki. Ana bedene de uygulayabilirler. Şimdi şöyle onu da söyleyeyim ben. Tost yok. Yani maddiyat olarak da aldırmak istemedim. Elinde de dediğiniz gibi pamuklu kumaş kumaşı vardı. Varsa. İçine ben bunu iki kat yaptırdım. İçine elyaf koydurdum. İncecik 250 tamam. milim değil. Elyafı koydurdum. Tamam. O da çok süper oldu. Güzel aynen oldu öyle. Yani. Siz uyguladınız yani. Evet evet yaptım. Süper. Onu da yaptırdım çok ben güzel. Öğrencilerime. Teşekkür ederim hocam. Sağ ben olun. Teşekkür ediyorum. Elinize çok sağ olun. Olun. Ben süremiz yettiğince hemen işlerimizi göstermek istiyorum. Çünkü hepsi birbirinden güzel olmuş Ayşe evet. hocam. Bu nedir ya? Bu nedir? Çocuk battaniyesi. Şu düğmeler çok yakışmış. Hayır evet. bakın bu modeli biliyorum daha önceden Türkan hocamla yaptık, uyguladık. Fakat şu ortalarına bu aynı renklerde, tonlarda bu düğmelerin yapılması o kadar ayrı bir güzellik katmış evet. ki. Çok güzel olmuş. Öğrenci onu öyle seçti. Ben motif örelim falan dedim. O düğmeleri bulunca benim de hoşuma gitti. Değil mi? Öğrenci mi istedi böyle yapalım? Ben motif örelim demiştim. O düğmeleri getirince baktım rengarenk çok hoşuma gitti. Daha yakından alabilir miyiz şu düğmeleri bir gösterelim? Görünüyor gerçi ama. Çok güzel olmuş. Hepsi çok başarılar maşallah. Çok bir harika de, işler üretiyorlar hakikaten. Elde yapılan kırk yamanın yeri bir başka. Aynen yumuşak. Şu asalete bakar kullanışlı, mısınız ya? Evet. Süper. Yorganlamalar harika. Bir de çok hızlı gidiyoruz maşallah elde ama yani çok da hızlı gidiyoruz. Maşallah. Çok güzel. Süper olmuş. Allah razı ya olsun. Ben de çok kötüyüm ya. Ne görsem hemen canım çekiyor. Çok güzel olmuş. Hemen yapmak istiyorum inanın. Şey bu herhalde şeyden kaynaklanıyor. El işleriyle uğraşmayı seviyorum. Ama bu da dinlendiriyor insanı. Ondan Mukadder kaynaklanıyor Hanım. Çok, galiba. İstediğin yere taşıyabiliyorsun. Evet değil mi? Elde kırk yama hiç evet. denemedim hocam. Kırk yamayı yani gözüm basmadı yapmak için. Çok beğeniyorum, çok seviyorum ama hiç denemedim. Denesem bilmiyorum ne derecede başarılı olurum. Evet bu da biraz önce hani borcam çantası tarif etti ya hocam. Bu da onun farklı, biraz daha değişik bir versiyonu. Şimdi bohçalı olanı yani. Buna. Bohçalı olanı yani şimdi hemen göstereceğim size. Bunu da ilk defa görüyorum. Evet içinde ayrıca... Hocam bu biraz daha kullanışlı zannedersin. Evet. Kaymaz çünkü. Evet ağzı boğulduktan sonra. Gayet düğmeli. Rahat bir şekilde bunun içine borcam, keşke borcam getirseydik bir tane. Evet gerçekten. Yerleştirilip kayma riski de ortadan kalkıyor. Harika bu şey Dudu Hanım'ın ellerine sağlık. Çok başarılı öğrenciler hakikaten. Ellerine sağlık. Makineye evet. hiç oturmuyorlar artık. Başarılı alıştılar. Başarılı öğretmenlerin başarılı öğrencileri. Sağ olsunlar evet. Bu çift taraflı gelişen bir şey. Çünkü her zaman söylerim ben öğretmen vermezse öğrenci alamaz. Öğrenci ne kadar başarılı olursa olsun ama tam tersi aynı zamanda da öğrenci almazsa da öğretmen de istediği şey kadar bilgili olsun veremez. Bu kadar basit. Süper bir örtü daha. Bebek yorganı evet. Ne kadar basit aslında ama şu ortadaki aplike bütün olayı değiştirmiş. Evet. Bakın normalde çok kolay. Kare kare kumaşları birleştirip ve yine yanı başında yorganlamayla aynı çiçekler aplike olan uygulanmış. Yakından gösterilirse izleyicilerimiz de görecek. Süper olmuş. Çok güzellik katmış. Bir de şunu duyuralım Mukadder Hanım. Biz bu kumaşları bulmakta bazen hani %100 pamuklu zaten pek yok da. Evet. Genelde sentetikler. Hep Konya'da genelde mefruşat için sentetik kumaşlara dönülmüş.
Poplin kumaşlar, eskiden kullandığımız poplin kumaşlar pek bulamıyoruz esnaflarda. Evet. Çok bazen tatlı. İthal kumaşları araştırıyoruz, onları bulup getiriyoruz. Dışarıdan aldığımız da oldu. Çok kötü ama. Evet. Yani bizim kendi geleneksel kumaşlarımız, o kadar güzel kumaşlarımız vardı ki. Aslında talep olsa, yani sizler öğrencilerinizi yönlendirip sürekli istense hocam yapılır tekrardan. Evet. Bence yaparlar. Biraz artık yavaş yavaş biraz daha çoğalttılar da hani daha yeterli yama, değil. İyice yaygınlaştı. Evet, evet. İlk zamanlar bu kadar değildi. Hani annelerimizin, anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptıkları evde çalışmalar vardı. Fakat artık o kadar modernize edildi ki, o kadar çok çeşitlendirildi ki. O yüzden gençlerimiz de çok ilgi gösteriyor değil mi? Tabii. Anladığım kadarıyla. Her şekilde Kırkyama'nın hani farklı aksesuarlar, çantalar çok geniş kapsamlı. Evet. Aynen öyle. Çok geniş kapsam. Çok farklı yerlerde kullanılıyor bir de. Sadece örtülerde değil. Ay ben bu aplikeli olanlara bitiyorum ya. Bunu böyle elimde göstereyim. O da uçurtma uçuran bir kızımız. Ya bakar mısınız? Çok güzel. Da çok emekli, çok güzel. Süper. Hocam haftada kaç gün kursunuz? Her gün biz. Her gün. Zaten haftada olsa bu kadar şey yapamayız. Neredeydi? Tam olarak yerini tarif eder misiniz? Mevlana Sanat Merkezi. Nerede? Karatay Halk Eğitimin işte Fetih Caddesi deniyor ya. Mukadder evet, Hanım. Fetih Caddesi'nde. Yani şöyle tarif edebilir miyiz? Mevlana Kültür Merkezi'ni... Evet, güzergahından geliniyor. Gidiliyor, evet. Evet. Tramvay hattından o Fetih Caddesi zaten bölünüyor ortadan. Sağ tarafa dönülüp orada... Evet, aslında çok kolay. Ben çok aradım da. Siz benim aradığıma bakmayın. Kolay, evet. Telefon kolay. Versek aslında Karatay Halk Eğitim'den ulaşabilirler bize. Zaten kursunuza nasip olursa geleceğim çekime bir ara. Karatay Halk Eğitim'i ararlarsa ulaşabilirler. İnşallah o zaman orada yerinizde de... ben de çok sevdiğim için... Efendim? Aplikeleri çok sevdiğim için. Aplike ama çok güzel. Farklı tasarımlar. Yani normal Kırkyama'yı da çok seviyorum da. Ama aplikeler de çok hoşuma gidiyor. Yani Kırkyama ve aplike ikisi ortak olunca da. Evet, ikisi birlikte çok farklı şeyler ortaya çıkıyor. Bu da çocuk yorganı. Türkan hocam bakın sizi de sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizi de çok özledik. İzleyicilerimiz de çok özledi. Nezaket hocam, Türkan hocam onlar emekliye ayrılacaklarmış bu sene. Mutlaka onları da bekliyoruz. Evet. Eminim onlar da boş durmaz sizin gibi. Evet siz evet durmazlar. Evet ayrıldık duramadık tekrar geldik. Ve devam ediyorsunuz. Onlar da eminim boş durmayacaklar, devam edecekler. Ay 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 bunlar nedir böyle? Da, bu size mi ait? O bize ait. O da ha, sizin mi hocam? Bakar mısınız çok elmalardan tatlı ya. Yapılmış bir sepet. Evet ekmek sepeti. Ekmek sepeti evet. Peçetelik. Peçetelik. Hepsi birbirinden güzel. Onlar çeyize hazırlanıyor. O bayan Fatma Hanım'ın kızı evlenecek. Öyle mi? Çeyizleri bayağı güzel. Zaten Kırkyama biraz amacını açtıktan sonra da dediğim gibi çok fazla ilgi görmeye başladı. Hani en azından gençler sıkılıyordu önceden değil mi? Şimdi çok daha fazla ilgi gösteriyorlar. Şimdi kursta bizim elma fırtınaları. Evet elma fırtınaları çok güzel olmuş. Mutfak takımı zannedersen. Mutfak takımı, evet mutfak takımı. Süper. Evet yere değmesin. Ama şey bu aplike yani dolgulu biraz altı. Çok güzel olmuş. Evet, çok da muntazam çalışıldı. Bu da masa örtüsü. Masa örtüsü, runner evet. Harika görünüyor. Süper. Sağ ol, teşekkür ederim. Hem çok daha ucuza mal ediyorlar öğrencilerimiz. Hem de hiçbir yerde bulunmayacak şık. Ve tek oluyor yani. Zaten birisinin yaptığını öbürü gördü mü dayanamıyor illaki o da yapıyor değil mi? Harika bir çantamız daha var. Ay bu da Borcam çantasıymış. Hocam bu el çantası da olabilir. Yani i̇şte yanları kapatıldığı zaman. En son bu modellerde farklı da iki renk falan yaptılar. Ha, bunlar i̇şte mutfak takımı yapanlar genelde aynı takımın kumaşlarından çantalarında artık bunlar da yapıyorlar. Yapılabilir değil mi? Ben bunu el çantası zannettim inan ki. Değil. Bir anda elim alır almaz. Şunları görünce. Onlar çocuk çantaları, sırt çantaları. Çok güzel olmuşlar. Harika. Evet torunlarınıza, çocuklarınıza, yeğenlerinize birçok
kişiye çocukları da bu şekilde sevindirebilirsiniz. Ay 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 Allah'ım kıyamam ıslak mendil içinde kap var şuna bir bakar mısınız Allah aşkına? Süper olmuş. Biz markasını kapatacağız diye canımız çıkıyor hocam. Bir tane ıslak mendil için de siz buraya yapın bari. Tamam hocam. Biz kapatacağız. Arka taraflara koyacağız diye canımız çıkıyor. Evet bu da el çantası. Evet. Bu da çok güzel olmuş. Küçük bir sört çanta gibi evet. Harika olmuş. Aman 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 bu mutfak aksesuarı. Evet mı? Bu biberler de kurutmalık gibi işte öyle. Şöyle koyayım çok. Çünkü benim kıyafetimden pek belli olmadı. Ay çok güzel olmuşlar, çok şekerler. Evet. Ve çok basit. İsterse herkes yani bunu yapabilmek için illa da 40 yama bilmek lazım değil. Değil mi hocam? Evet, evet. Kalıbı olduktan sonra. Azıcık dikiş bilgisi olan evet, yapabilirler. Çok güzel olmuş, harika olmuş gerçekten. Bir yerde mi gördünüz, siz mi düşündünüz? Daha önceden zaten aksesuarla çalıştığım için Mukadder Hanım Bey. Evet. Gördüklerimi de farklı şekillerde değerlendiriyorum. Bu nedir, bu nedir, bu nedir? Burada çalıştı bunu hocam. Evet, saçaklama tekniğiyle bir çanta yapıyorum demişti. Ben Umre'ye gitmeden önceki haftaydı değil mi hocam? Burada yaptınız siz bunu. Tamamlanacaktı, o yüzden götürmüştünüz. Çok güzel bir çanta çalışması olmuş. Şöyle, hemen bakar mısınız fermuarının ucuna da lale yapmış hocam. İçi de bu şekilde çok güzel olmuş. Bunu bana yaptığını söyledi. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Güle güle iyi günlerde kullanın. Eliniz kolunuz dert görmesin. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun var olun. Evet hemen çantalarımıza bir geçelim. Vayu çalışması yapıyor dedik. Emine Hanım, Emine Aygün bizimle birlikte bugün dedik. Televizyonlarını son anda açanlar olabilir. Ama bakar mısınız ya süper. Bence hiç kaçırmayın. Bakın Konyalı hanımlar çok şanslısınız. Emine Hanım'ın şu anda Konya'da oturuyor olması sizin için büyük bir şans. Çünkü workshoplar düzenliyor. Yani bir günlük kurslar düzenliyor. Cüzi bir miktar karşılığında. Bence 8 kişi oluşan 8 kişilik gruplar halinde en az 8 kişilik gruplar halinde gösteriyormuş kendisi. Hemen bir 8 kişilik grup oluşturun. Emine Hanım'ın telefon numarası santralimizde var. 444-0155'i arayarak santralimizden alabilirsiniz. Ve kursları hemen katılabilirsiniz siz de. Çok güzel para kazanmak için bir amaç, araç bu. Kamuflaj çantası gibi. Evet çok güzel olmuş bu da. Yani bunu sadece işte kızımıza, çoluğumuza, çocuğumuza yapacağız diye bir kaide yok. Çok güzel paralar kazanıyor Emine Hanım. Değil mi Emine Hanım? Sözü size vereyim ben. Yani bu çantaları örerek güzel bir kazanç elde edebilirler. Tabii ki aile bütçelerine katkıda bulunabilirler. Ben de siparişle çalışıyorum. Hı-hı. Modellerini, renklerini sipariş çalışıyorsunuz. Evet. Renklerini Ayşe hocam da öyle, siz de öyle. Evet. Sipariş çalışıyorsunuz aynı renk zamanda. Renk seçimini yapıyorlar, model belirliyorlar. Ona göre ben alıyorum siparişimi, yapıyorum. 10 ile 12 gün arasında bitiriyorum çantalarımızı. 10 ile 12 gün evet. arasında. Tabii istikrarlı bir şekilde devam evet, etmek tabii, gerekiyor mutlaka. Aynı zamanda da. Yani bunu zaten dışarıya iş yapan hanımlarımız bilirler. Artık hanımların hiçbiri boş durmuyor. Bakın hepsi bir ayrı güzel. Yani sapı ayrı yapılıyor. Bunun yapımını da mutlaka bir gün göstereceğiz inşallah televizyonda programımızda ama biz her ne kadar göstersek de biz sadece örnek olabilmesi için bazı şeyleri. Yani burada tamamını öğrenmeniz birazcık zor. Hani programlarımızı YouTube'dan takip ederek hiç gelme imkanı, kurslara gitme imkanı olmayanlar tabii ki orada gayret ederlerse öğrenebilirler. Ama kurslara gitme imkanı olanlar da mutlaka hoca hanımlara ulaşıp onların kurslarına giderek öğrenebilirler. Evet bakın böyle resimler de farklı şeyleri de var. Yani şablonları var tabii ki. Değil mi? Yok farklı düşünceleriniz de var. Yapabilir. Var evet. İnşallah ilerleyen zamanlarda farklı İnşallah. Şeyler yapacağız sizinle. Çok İnşallah. Güzel olmuş bu da. Çocuklar için bu şekilde uygulanabilir. Harika olmuş. Ellerinize sağlık. Onların askıları süper. Yapılacak. Bunların hepsi sipariş miydi hocam? Sipariş değil. Ben ilk başladığımda yaptığım çantalar onlar. Öyle mi? Evet. Ha bunlar sizin elinizde. Evet elimde şu model. Anda onlar. Model. Ay, şuna da hasta oldum. Çok güzel. Askıları hazırlanacak onların. Süper.
süper ötesi olmuş. Gerçekten çok güzel. Vayu çalışması deniliyor sevgili izleyenler. Yani tabanlarını göstermedim. Evet, tabanları bedeninden, bedeni tabanlarından güzel. Hepsi birbirinden güzel, bakar mısınız? Ve mutlaka yapılacak inşallah. Horuzlarımız. Tabanı nasıldı merak horuzlarım. Ettim. Ha, o düz. Çizgiliymiş. İşte bahsettiğim evet. gibi ilk ördüğüm çantalarımdan onlar. Hı-hı. Burada çantaların desenleri var. Hepsinin ilk başlayanlara biraz kaldı. Daha düz olmasını evet. tavsiye ediyorsunuz değil mi? Yani kendi tercihleri tabii, daha hani ilk başladığımızda zorlanmadan yapalım derlerse Hı-hı. öyle başlayabilirler ama modelde koyabilirler. Ben zoru seviyorum diyorlarsa evet. da yine de. Zaten şablona bakarak her model çıkıyor. Her model ben çıkıyor. De yardımcı olan, oluyorum. Evet. Ya aynı şey gibi diyorum ben. Hani kaneviçe ya da etamin. Etamin gibi evet. Sayıları var hepsinin. Hepsini nasıl sayarak yapıyorsak bu da aynı evet. öyle. Bunun tabanı evet, bununki de farklı. Hepsi farklı farklı, ben bunları göstermedim. Hepsi birbirinden güzel olmuş. Süper. Süper ötesi. Evet, hemen elimizde. Mukadder Hanım horozlarımızı da. Ay pardon hocam. Horozlarınızı unuttuk. Ay çok güzeller. Evet. Birinin içine yumurta konmak için. Bakar mısınız? Şuna yumurtalık. Bunun içinde şeyi de var zaten. Talaşı da var. Evet. Lafyalar harika. İçinde kırılmaması için. Çok güzel olmuş. Evet. Evet, mutfaklarımızı da süsleyebiliriz bu şekilde. Hatta bunların içine daha ağır bir şeyler konularak kapıların çarpmasını engellemek için evet. konulabilir yani. Evet, evet hocam, burada yine çok güzel bir yarım işimiz daha var. Kilim desenleri zaten ayrı bir güzel oluyor. Hepsi birbirinden güzel. Evet. Ya ben çok fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum. Peki... Biraz büyüttünüz elinizdekini. Büyüttüm. Onu hemen gösterelim izleyicilerimize. Şu anda 8. Evet. sıradayım galiba. 8. sırada 7'de 1 artırıyorum. 7 tane evet. örüp 1 tane artırıyorum. Hı hı. Modelimiz bu her sırada. Her yani sırada. Daha sonraki sırada 8 tane 8, örüp 1 tane. Evet, 8, 9, 10, 14, 15, 20'ye kadar çantamızın... Çıkıyor. Evet, çıkıyor. Öyle olunca kolay aslında. Kolay, evet. Çantamızın taban çapı bitene kadar artırmalarımız devam ediyor. Hı hı. Daha önce de bahsettiğim gibi modelimizin aralarında fazladan artırma yapabilirler. Eğer tabanları toplanacak gibi olursa hani o biraz örmeden örmeye fark ediyor evet, galiba değil mi? Sıkı, çok sıkı örenler evet toplayabilir. İçinden geçen ipleri çok çekerlerse toplayabilir. Evet. Gördüğünüz gibi fazladan artırma yapabilirsiniz, hiç sorun değil. Bana öğrencilerim şey rica ettiler. Portföy çanta nasıl başlanır? Tamam. Bunu yaptım. Modele göre zaten bitene kadar devam edecek. Hocam bir dahaki programda taban bitmiş üzerine geçmeyi tamam, gösterelim. Tamam, öyle yapalım. Tamam, burada da var aslında ama. Ama nasıl geçtiniz? Nasıl geçtiğimizde onu tamam. Biz yapacağız farklı yani. Bir programda burada konuşalım. İstiyorum. Tamam. Bitmiş taban getirirsiniz aynı bunlar gibi. Tamam. Üzerine geçeriz. Öyle siz yapalım. Şimdi öğrencilerinizin istediği şeyi gösterin. Tamam. Çantanın yapılışını. Şöyle göstereyim. Burada ben yarım var başlamıştım modeli Hı-hı. olsun diye. Klaç çanta deniyor buna. Portföy Hı-hı. çanta. Şimdi normalde... Evet, cüzdan gibi. Hemen koltuk altına sıkıştırıp evet. bir yerlere gidebilmek için. Evet. Hı-hı. Normalde modelimizin 30'dan oluşuyorsa hı-hı. 15 yarısını zincir çekeceğiz. Mesela ben bu çantanın tamamını 224 ilmekten model kuracağım ya. Hı-hı. Modelim 28 ilmekten oluşuyor. Katları 8 model koyacağım, 224 ilmekten oluşacak. Evet. Ama portföy çantada tam yarısını yapacağım. Hı-hı. 28 ilmekten çıkan şablondaki modelimi 14'ten ayarlayacağım. Onun için evet. 112 tane zincir çekeceğim. Ay biraz matematiğiniz kuvvetli olması evet. lazım hanımlar. Ben evde sizin için zincir çektim. Zincirin... Bakar mı? Ay, bir önceki görüntüyü tekrar alabilir miyim yönetmenim? Hocam şuna bakar mısınız? Bu nasıl? Hocam ekrana bakar mısınız? Buyurun. Değil, vayu çalışması zannettim bir anda ama. Örgü ara. Battaniye galiba. Motif, evet. evet. Çok güzel olmuş. Evet, motif. Motif. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Tıkyama tekniği gibi olmuş. Harika olmuş. Çok hoş. Evet, bunlar çantaya da çok güzel oluyor gerçekten. Karşıdan uzaktan bir anda vayı çalışması zannettim alttaki ben. Alttaki yazıyla öyle zannettiler galiba. Kilim deseni evet. şeklinde ya zaten. Hı-hı. Gerçekten çok güzel olmuş. Kim gönderdi bilmiyorum ama ellerine sağlık izleyicimizin. Kutluyorum ben kendisini de. Evet hocam. Söylediğim gibi zincirimizi çektikten sonra zincirin tek kanadına sık hı-hı. iğne, yine aynı vayu tekniğiyle sık iğnemizi yapıyoruz. Başa kadar evet. geliyoruz. Hı-hı.
Geldikten sonra bu defa zincirimizin diğer tarafından birebir karşısına yine aynı sık iğneyle buraya kadar geliyoruz. Tekrar hiç yapıyoruz. Artırma yapmadan. Çantamız bitene kadar bu şekilde. Bunda artırma falan artırma yok. Aslında bu daha kolay hocam. Yani ilk öğrencilik için bundan da başlayabiliriz. Ya hiç sorun değil tabii ki onların tercihine. Eğer. Tabii ki onların tercihine kalmış. Yuvarlak taban başlarız. Büyük çanta örmek istiyoruz derlerse, portföy isterlerse ondan da başlayabiliriz. Hiç sorun değil. Tekrar aynı şekilde şöyle göstereyim. Hiç artırma yapmadan devam ediyoruz. Birinci zincirin üstüne gittikten sonra yine aynı şekilde az önce gösterdiğim gibi ipleri geçiriyoruz. Evet. İpleri alıyoruz. O sistem aynı. Sistem aynı. Bunda da model yine şablona bakarak çalışılıyor. Hangi model yapacaksak ipler aradan gidiyor. Hangi sırası gelen ipleri alıyoruz, modelimizi uyguluyoruz. Evet, bunda en büyük avantaj sadece şey artırma olmayacağı için. Artırma yapmıyoruz. Evet. Modeller falan hiç bozulmadan. Evet. Dümdüz devam ediyor. Dümdüz devam ediyoruz. Bitene kadar. Bittikten sonra ağzına fermuar, püskülü, çok aksesuarlarıyla güzel. Çok şık çok bir çanta güzel. Oluyor. Evet. 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 Başka söyleyeceğiniz askılarımız bir şey bize? Var ama. Askıların nasıl örüldüğünü sonra. Az da olsa gösterdik. Fakat o şeyler nasıl bükülüyor? Ben esas onu göstermek istiyorum. Sadece bir programı ona ayırmak istiyorum hocam. Evet. Yani siz buraya bükmeden önce getirin. Bükülmüş haliyle burada bükelim de gösterelim. Tamam, öyle yapalım. Tamam mı? Kordonları kendiniz hazırlıyorsunuz. Kordonları evet. Kendim hazırlıyorum. Tam ipleri, evet. Biraz o korkutabilir insanların gözünü. Hiç korkmasın. Benim de gözümü biraz korkutuyor çünkü. Korkmasınlar. Evde mikserle de yapabilirler. Mikserle benim kendi nasıl yapılacak hocam? Mikserle çantamızın hani kullanacağı kişiye göre de askısının iplerini ayarlıyoruz. Mesela ben 3 metre 30 santim ip kesiyorum. Hı. Yalnız bir tane kordona 3'erden 3 6 9 tane olacak şekilde. Bunda 9 kat. 9 kattan oluşuyor bir kordonumuz. Evet. 3 metre 30 santim kesiyorum. Yaklaşık 35 santim burma payı ayarlıyorum. Onu detaylı bir şekilde anlatırız. Vurgularımız hazırlandıktan sonra da bunun tekniğinin ismi Play Split Braiding deniyor. Yün iğnesiyle, misinalı yün iğneleri satılıyor yüncülerde, herhangi bir tuhafiyecide falan. Burası düz tarafı. Buradan arkadan iğneyle kordonlarımızı, vurgularımızı, iğneyi takıyoruz. Şekil veriyoruz aralarından biraz geçerek. Biraz yapın hocam görelim. İğne istersen. Yanımda değil. Şu anda iğnesi yok. Ben elinizde iğne var zannettim yok. Bir anda. Askı çalışmayacağımızı düşündüğüm tamam. için getirmedim. Evet tamam. İğneyle dokuyoruz. Her birinin katından alarak. Arasından geçirerek. Arasından geçirerek. Evet buralardan geçirerek. Dokuyoruz. Modeli farklı farklı. Az önce gösterdiğiniz çantanın modeli farklı. Askısının. Yine böyle evet, askısı. Evet da modeller var. Modelleri de onu, farklı, kalınlıkları da. Onu bedenin modeline mi uyduruyoruz? Çantanın. Farklı yerlerden var. Özelliğini. Yok yok, çantanın rengine göre aynı renklerde çalışıyoruz ama model. Model. Model farklı yani çantanın desenine de uygun olarak biraz çalışıyoruz. Yani onu da siz de. Ayarlıyorsunuz. Yani. Ben de ayarlıyorum. Sipariş veren hanımlar da mesela özellikle şu model olsun, şu model olsun. Onların da tercihini dikkate alıyorum. Güzel. Bir kere öyle sipariş yapıyoruz. Alıyorsunuz zaten. Alıyorum evet. Sipariş alabilmek için numaranızı bizim televizyonumuzdan, sekreterimizden numarama alabilirler. Numarama ulaşabilirler. İnternetten İpin Hayal Yolculuğu, Instagram hesabımdan görüşebiliriz. Evet, İpin Hayal Yolculuğu'ndan ulaşabilirler. Evet, yardımcı olurum. Da ulaşabilirler. Evet, yardımcı olurum. Bir de workshoplara, onu böyle yapıyorum. Bayı kursu diyelim. Bayı kurslarına bir günlük kurslar bir günlük ama. Türkiye'nin her yerine gidiyorsunuz. Gidiyorum evet. Gruplar oluşturarak sizi çağırıyorlar. Tabii evet. Bir kişi için değil. Bir tek kişi özel kurslarınız da var galiba. Var evet. Birebir eğitim de veriyorum. Birebir yani eğitim. Özel derslerim de var. Onlar şartları nelerdir peki? Onların şartları biraz ücreti farklı. Tabii ki diğerinden. Tek kişiye zamanınızı tek kişi olduğu için çünkü. Aynı. Yani sadece askı için de özel kurs veriyorum. Mesela çantasını yapmış hanım. Askısına sıra gelmiş. Orada takılmış, yapamamış. Evet. Bilmiyor. Ama sadece bütün modelleri bir gün içerisinde en kolayından en zoruna kadar askıyı öğretiyorum, gösteriyorum. Evet. Burgusu nasıl yapılır, kordon nasıl hazırlanır, kaç metre kesilir, hangi model nasıl yapılır? O akşama da bir başlı kadar. Başına tabii, çünkü. O da bir eğitim konusu başlı başına dediğiniz gibi. Sadece çanta için özel eğitim, özel ders isteyenler var. Öyle değerlendiriyorum. Çok güzel. Ben biraz önce de söylediğim gibi
Konya'da oturanlar özellikle, hani hiç kimse kaçırmasın tabii ki, her yere gidiyor zaten Emine Hanım, ama özellikle Konya'da oturanlar çok şanslı bu konuda. Hemen ellerinin altında çünkü, her an ulaşabilirler. 8 kişilik gruplar, yani en fazla kaç kişi olacak? 10 olabilir, hiç sorun değil. En fazla 10 kişiye kadar fazla, ama çok, en az 8 kişi. Çok fazla da olsun istemiyorum yani, daha verimli olsun. Birebir ilgileniyorum hepsiyle 10 kişi de olsa, ama yani 8 kişi, 9 kişi ideal. Gruplaşıp Emine Hanım'a ulaşabilirsiniz. Instagram'dan İpin Hayal Yolculuğu diye girerseniz kendisine ulaşabilirsiniz. Emine Aygün. Fakat telefon numarasını da KonTV'den, Santral'den alabilirsiniz. 444-155 biliyorsunuz bizim telefon numaramız. Bize ayrılan sürenin sonuna son halini gösterelim. Onu son halini gösterelim. Biraz önce birazcık gördüler ama bir gösterelim. Hemen ekrana gelecek. Evet. Şöyle mi? Tram ekranda. Evet. Süper. Harika. Modelimiz çarkı felek gibi. Yani bir yana kaya, kaya bitene kadar öyle devam ediyor zaten. Ve gördüğünüz gibi şurada bir saatlik bir iş bu. Çok, yani sürekli de yapmadı üstelik. Gördüğüm kadarıyla Emine Hanım. Evet. Yani çok kısa sürede çok güzel şeyler çıkartabilirsiniz. Ayrıca bir sanat eseri. Bunlar zaten. Güzel paralar kazanabilirsiniz bunun üzerinden sevgili izleyenler. Sonra siz de neden bir gün Emine Aygün olmayasınız? Emine Hanım zaten daha önce geldiğinde anlattı. Evet. Kendisi de internetten izleyerek, yani özel bir kurs almamış. Öyle başlamış, kendini geliştirdikten sonra bu şekilde kurslar, talepler üzerine, değil mi? ATV haberlerde çıktı. Evet, büyük bir kanalda. Ulusal bir kanalda haberlerde yer almış kendisi. Ve bizim programımızda yer alıyor zaten. Bundan sonra da zaman çok zaman yer alacak. Çok memnunum burada olmaktan. Çok teşekkür biz ederim. Biz de çok mutluyuz. Biz hocalarımla tanıştığım için çok mutlu oldum. Sağ evet, olun. Teşekkür. Hepsi çok başarılı. Evet. Sık sık bekleriz inşallah. İnşallah. Kısmet olursa. Şeylerinizi, kurslarınızı ona göre ayarlayın. Şehir dışı olmadığı sürece. Ayarlayın. Özellikle şehir içi olanları. Zaten yayından sonra değil. Bizim grubu oluşturduk bile. Aynen öyle. Şu an 4 kişiyiz. Hemen bunu 8 kişi en kısa zamanda yapalım, tamam mı? 8 çok olur tamam. Mukadder Hanım. 5 kişi yeter. Öyle zaman mi? Zaman az kalır. Ama hocamız da biraz para kazansın. Bir de o var. Zaman az kalmaz, merak etmeyin. Hatta onu telafi ederiz. Biz bir de torpilli oluruz yani. Bir saat falan biraz daha fazladan tutarız. Hiç sorun değil. Siz merak etmeyin. Biraz daha fazladan tutarız. Çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Sağ olun. Biz de kutluyorum. Teşekkür ederiz. Hakikaten çok başarılısınız. Ellerinize, emeklerinize, ayaklarınıza sağlık. Tekrar tekrar bekliyorum inşallah. İnşallah. Tamam. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Haftaya biz burada yokuz. Çünkü yine referandumla alakalı canlı yayınlar var. 16 Nisan'da ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz hepimiz? Evet biz de buradayız diyoruz. Allah'ın izniyle. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Şimdilik hoşça kalın.